İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Beni yavaş götürün. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha nakledilir. Evimdeydim ki tek ve tenha. İçeri Resulullah teşrif etti bir yerden. Saygı için ayağa kalkıyordum ki hemen, kalkma deyip oturdu gelip yana başıma. Sonra koyup uyudu başını kucağıma. Sakalı şerifinde saydım tam 9 adet. Beyazlanmış kıl vardı. Mahzun oldum be gayet. Düşündüm ki, dünyadan giderse benden önce, peygambersiz kalacak ümmeti o gidince. Ağlayıp gözlerimden boşandı yaşlar o gün. Düştü bir damlası da nur yüzüne Resulün. O zaman Resulullah uyanarak uykudan buyurdu, ya Ayşe, nedir seni ağlatan? Arz ettim düşüncemi, buyurdu, ya Ayşe, hangi hal şiddetlidir ölü olan kişiye? Dedim ki, hanesinden götürüldüğü hali, çok üzüntülü olup ağlar bütün ihali. Buyurdu, ya Ayşe, doğru, bu çok çetindir. Bundan daha şiddetli acaba hangisidir? Dedim, kabre konup da üzeri örtülünce, ameliyle baş başa kalır herkes gidince. Buyurdu, ya Ayşe, doğrudur söylediğin. Bundan daha şiddetli ne vardır meyyit için? Sükût edip edeple arz ettim ki hem dahi, Allah ve Resulullah bilirler daha iyi. Buyurdu, ya Ayşe, daha da zoru vardır. Gasilin yıkamaya başladığı zamandır. Parmağından yüzüğü çıkarıp başlar işe, elbisesi, rütbesi çıkarır ne var ise. O zaman çıplak görüp ruh kendi bedenini, bir üzüntü, pişmanlık kaplar hemen kendini. O kederli haliyle eder ki öyle feryat, insan ve cinden gayrı işitir her mahlukat. Bu çıplak hali ona gelir ki öyle acı, başucuna gelir ve der ki, ey yıkayıcı, yavaş tut bedenimi, zira çok çekti zahmet, dikkat et de çekmesin daha fazla eziyet. Teneşire gelince der ki, ricam var benim, suyu sıcak etme ki incinmesin bedenim. Kefene sarılırken nida eder bir daha, der ki, yakınlarımı göreyim son bir defa. Beni bu halde görüp hiç feryat etmesinler, onlar da çünkü yarın ölürler birer birer. Musallaya gelince seslenir, ey iyalim,
Bakın, ibret alın ki böyledir işte halim. Ayrılık günü yoktur bunun gibi dünyada. Elveda, kıyamette görüşürüz bir daha. Namazı kılınıp da omuzlarda giderken, der ki, yavaş götürün, incinirim yoksa ben. Kabirde seslenir ki, ey dostlarım, şimdi siz beni bu ıssız yerde bırakıp gidersiniz. Baş başa kalırım ki mezarda amelimle, olmaz hiç ilgilenen bu kabirde benimle. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim, hoş bulduk. Buyurunuz efendim. Efendim, bu tam İlmihal Saadet-i Ebedi kitabını hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala Aleyh, bir gün böyle birkaç tane talebesine hitaben buyurmuşlar ki, el mevtü babun küllün nasi yeduhuluha. Yani ölüm bir kapıdır, herkes o kapıdan geçecektir demekmiş. Öyle buyuruyorlar. Allah Teala anlayışımızı artırsın inşallah Teala. Dinleyicilerimiz var telefonda. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. İyi günler. Buyurunuz efendim. Hocam çok teşekkür ederim size. Allah Teala razı olsun. Cümlemizden. Yakında yayında emeği geçenlerden Allah Teala razı olsun hocam. Amin cümlemizden inşallah Teala efendim. Buyurun. Benim bir sorunum var hocam. Bakıcıya vermiştim. Bir çocuk öyle şimdi korku başladı. Yani kapı çalındığında, zil çalındığında çok korkuyor yani. Hemen bana koşuyor. Şimdiden bakmak istiyorum. Ama ben bunu nasıl yetiştireceğim? Ne yapayım o korku içinde falan? Nasıl yetiştirmek icap ediyor hocam? Onu bir öğrenmek istiyorum sizlerden. Peki efendim. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. İyi günler. Buyurun. Rabbim iki can saadeti versin inşallah Teala. Size de sevdiklerinize de herkese inşallah Teala. Hocam öncelikle kardeşimin sorusu, İsrafil Nefesindeyiz. Kurban alacaktı fakat işte bir yerden 700, bir arkadaşı bizi alma hani 500'e var falan. Kurban işte kurban pazarından bizden de biraz gaflete düştü. Şimdi yarın derken kurban vakti geçti. Sonra pişmanlık sardı bunu. Bu sefer bu bedelini ödemek istiyor Şafi meseline. Hem Dilem Bey kocası da fakirmiş, bir de ablası da fakirmiş. Bunu nasıl yani ikisine de verebiliyor mu? Yoksa tek kişiye mi vermesi lazım? Bu kişilerin namaz kısmı mecburi mi yani verdiği kişilerin? Bir de işte ikinci sorum da benim sorumdu. Hani bir ara sormuştum size kadın erkek çalışma yerinde. Ben onu da tam anlayamadım. Hani böyle birkaç tane erkek bile olsa hani onlarla muhatap olmadan çalışılabiliyor mu yoksa o da mı haram? Hani öyle karışık olduğu zaman. Kefe. Üçüncü sorum da şimdi Maliki meselini taklit ediyoruz fakat Şafii meselindeyiz. Bu da gene kardeşimin sorusuydu. Ben bunu da sormuştum ama tam anlayamamıştım. Fakat kulakları meslederken ister istemez hani parmaklarınızı meslettiğiniz için oruçluyken bu oruca zarar veriyor mu? İşte bir de Maliki taklit ettiği için hani Hanefi'yi taklit edin demiştiniz. Böyle kulağında sorun var onun da. Bu nasıl hani taklit edecek? Taklit edince problem yok. Maliki mezhebinde de kulağı aynı şekilde meshetmek farz değil. Oruca da zarar yani, vermez. Ha yani kulağı meshetmesine gerek yok. Hı. Peki efendim. Hocam bir sorum daha vardı. Şimdi mesela hani evinize gelen insanlar devamlı hani her şeyden bahsediyorlar işte gıybettir. Hani uyarıyoruz ama tekrar başa dönüyorlar. Hani biz burada nasıl davranmalıyız? Çok teşekkür ederim. Bir şey değil efendim. Biz teşekkür ederiz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Buyurunuz, iyi günler. Alo. Buyurun. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam efendim, buyurun. Hocam Allah razı olsun. Verdiğiniz bilgiler o kadar güzel ki hocam. Lara sevincimden ağlayacağım gibi hocam. Allah razı olsun hocam. Amin cümlemize. Başka hiçbir şey demiyorum. Hocam şimdi biz namaz kılarken ben tur şoförüyüm kendim. Çok
birçok çeşitli yerlere gidiyorum. Hocam bu hoparlörle, her tarafta hoparlörle namaz kılıyorlar hocam. Yani ben bu şey oluyorum, böyle tuhaf oluyorum. Acaba namazım kabul oluyor mu, olmuyor mu? Tekrar ne yapmam gerekiyor? Hani bakıyorum 5 tane de cemaat olsa adam hoparlör takıyor ya. Böyle bir şey de söyleyemiyorsun hocam. Bu birinci sorum hocam. Yani bu konuda bir sizden bir şey istiyorum hocam. Yani bunu ne yapmam gerekiyorsa bunu bana mutlaka bildirin hocam. Peki efendim. Hocam ezanla kâmet arasında, ezanla kâmet arasında siz daha önceki bilgilerinizde söylemiştiniz. Hani bir şey okunmaz diye. Burada ezan duası okunuyor. Yani hemen daha ezan biter bitmez başlıyorlar okumaya. O böyle hocam. Hocam bir de benim 3 yaşında bir kızım var. Şimdi bazen böyle ben namaz kılarken falan da görüyor hocam. İşte baba Allah ne yapıyor? Allah nerede? Baba Allah evinde ne yapıyor? Böyle bir sorular soruyor hocam. Şimdi ben de yanlış şeyler söylemek istemiyorum. Yani Allah katında herhangi bir şeyim olmasın diye hocam. Hani böyle bir benzetmek yapmak istemiyorum. Bununla ilgili ona ne gibi bir cevaplar verebilirim böyle hani geçiştirici olarak? Peki efendim. Hocam öyle. Bir de hocam namazda bir sorun daha hocam, özür dilerim. Bir de namazlarda hocam böyle görüyorum. Kimse böyle oturup kalkmasına, celsesine, kıyamına kimse dikkat etmiyor. Hani böyle tanıdıklarımı uyarabilir miyim? Yani bir sakıncası var mıdır? Veya ne bileyim tanımadığımda bir uyarsam nasıl olur hocam? Bunlarla ilgili hocam sizden bilgi almak isterim. Allah razı olsun. Çok amin cümlemizden efendim. Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurunuz hocam. Tabii insanın içinde el vermiyor ki. Adamın namazı olmuyor. Desen bir türlü, demesen bir türlü. İkaz edilse adam ne cevap verecek? Efendim, ilk dinleyicimiz torunumu dedi, daha önce bakıcıya vermiştik dedi, şimdi dedi aldık, ben bakıyorum ama dedi kapı bile şey yapmış, çocuk korkuyor. Çocuk uykuya dalarken veya benzeri bir durumda ani hareketler yapmak suretiyle veya çocuğu aynı şekilde korkutulmuştur. Yani susturmak için, şey yapmak için falan. Psikolojik bir hadise. Çocukta o korku meydana gelmiştir. Bu birden atılır mı? Birden atılır mı? Yok. Yani düğmesi yok bunun. Buraya bastık bu gitti. O değil. Hiç kimse hiçbir şey yapmasa bile de korku hasıl olabilir. Ben kendi çocuğumda da görmüştüm. Daha 3-4 yaşındaydı çocuk. Böyle evin karşısında da böyle şeyler vardı. Tarlalar falan vardı. Ağaçlar vardı. Bir gün böyle bir lodos muydu? Yani fırtınalı bir gün. Ağaçlar içerisinde incir ağacı. Zayıf bir ağaç. Böyle dalına falan fazla çıkılmaya gelmiyor. Küt diye kırılıyor. Rüzgarda da ilk defa onlar devrilir. Onların dalları kırılır. Bizim önümüzde de bayağı böyle incir ağacı vardı. Ya çocuk pencereden bakarken falan ya da bahçede şey yaparken o incir ağaçlarının o rüzgardan böyle patır patır aynı şekilde kırıldığını görüyor. Korkarak eve giriyor. Ondan sonra bir rüzgar estiği zaman çocuk eve kaçardı. Hatta böyle pencereden böyle bakardı dışarıya. Rüzgar gitmiş mi gitmemiş mi falan filan. Bak kimse bir şey yapmadı. Kimse korkutmadı. Ama tabiattaki meydana gelen bir hadiseden dolayı, bu şimşekten de olabilir, yıldırımdan da olabilir, gözünün önünde böyle 8 çizerek bir inmiş olsa, orayı da yakmış olsa, büyük insan da korkar, küçük insan da korkar. Yağmurdan da olabilir. Yağmurdan da, gök gürültüsünden olabilir, karanlıktan olabilir. Yani bunların hepsi insana böyle bir şey verebilir mi? Verebilir. Hatta insan bir şey böyle çok derin düşünür. Derin düşünür derken Fazla takılır. Dert edinmiştir onu. Yani vücudun içerisinde bir sürü aynı çekti şeyler var. Yani karma karışık sinir sistemi var. O sinirlerden birisi o anda zora gelmiştir, çekememiştir, devre dışı kalmıştır. Ondan sonra insanda bir arıza meydana gelir. Peki bunların tedavisi için yani tıbben de yani ilaç, telkin eşittir zaman diyorlar. Dinimiz de aynı şekilde. Dualara devam edeceğiz. Ne okuyacağız? Nas Felak suresini okuyup çocuğun üzerine üfleyeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billahi l'alil adım. 100 defa okuyacağız, üfleyeceğiz. Bunların önünde de aynı şekilde istiğfar okuyacağız. Estağfurullah min külma kerhallah okuyacağız. Çocuğun üzerine üfleyeceğiz. Nas Felak, Ayet-el Kürsi bunları okuyup çocuğun üzerine üfleyeceğiz. Sabırlı olacağız. Zaman zaman da aynı şekilde çocuk anlayabileceği şekilde. Yok yavrum bak kapı, bu kapı böyle ses çıkarır. Böyle örtülür. Hızlı olduğu zaman böyle ses çıkarır. Yani çocuk yani o ani bir hareketten dolayı veyahut da kapı bir cereyan yapmıştır. Küt diye şey yapmıştır. O anda çocuk da boş bulunuyor. Korkmuştur. Ben kendi küçüklüğümde hatırlarım. Şeylerle yayladaydık. İlkokul yeni başlamıştım herhalde. Babaannemle gitmiştim böyle. Bir bahar günüydü. Tabii koyunu çoban götürüyor da kuzuları
oğlakları işte artık herkes yerdekiler sırayla götürüyordu. O gün de biz babaannemle beraber gitmiştik. Ben dalmıştım Bahar'la beraber. Böyle bir yamaç, kuzular işte yayılıyor otlakta falan. Tabii onların da enteresan hayvanlar. Zapt etmem mümkün değil. İnsanın küçüğü neyse onlarınki de öyle. Biri bir tarafa gider, biri bir tarafa gider. Mesela 4-5 tane çocuk düşün. Hepsini bir noktada toplama mümkün değil. Tam diyorsun ki kontrol altına aldım. Onun için ilkokul öğretmenlerine Allah selamet versin. Hakikaten zor öğretmenlik. Yani hele yeni gelmiş şimdi açıldı ya okul. Ben hatırlıyorum çünkü ilk ablamla gönderdiler. Dedi ben kalktım gidiyorum. Nereye dedi? Eve gidiyorum dedim. O beni azarladı falan. Seni dedim babama diyeceğim ya. Seni babama diyeceğim. Şimdi o yaylada ben oyun oynuyorum. Şimdiki gibi bizim köyde de o zaman böyle şey oyuncaklar falan da yoktu. Biz ayakkabımızı çıkarıyorduk. Ayakkabıyı kamyon yapıyorduk. Vum 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 kamyon oynuyorduk içine toprak dolu. Vat vat. Beybilet falan yok muydu? Siz topaç mı çeviriyordunuz? Ondan sonra ya kaplumbağa çalının içerisinden hayvan çıkmak istiyormuş dışarıya. Ben de onun önünde oynuyormuşum. Onun önünde oynuyormuşum. Halbuki kaplumbağa öyle hızlı hayvan değil, şey değil. Böyle gelmiş hayvancağız başına çıkan tıs diye bir ses çıkardı. Ya ben nasıl korktum? Babaannem geldi. Oğlum dedi, kaplumbağa dedim, tosbağa derlerdi. Tosbağa bak bir zarar vermez. Ya zarar vermediğini ben biliyorum. Elimle oynuyor bunlar, alıyor falan. Hayvanın bir şeyi yok yani senin. Ne ısırabilecek gücü var ne bir şey var. O kabuklarından tuttuğun zaman böyle hayvan bakar durur. Çekinirse ayaklarında başında çekiyor. Ya üzerimden atamadım, korktum. Yani babaannem oturdu. Ya babaannem demek ki Oxford bitirmiş yani psikolojiyi biliyor. Oturdu beni. Kaplumbağayı da yanıma getirdi. Kaplumbağayı da hiç unutmuyorum onu. Bak yavrum dedi bu işte tosbağa derdi. İlk defa duyuyorsun sen de böyle değil mi? Yok tosbağa bizde de derler. Derler mi? Yani. Ha, bizim kültürümüz yüksek diye canım. Sen sıradan bir köy değildik yani falan. Bizimkine yakın. Ondan oynuyorsun. Ona, kadıncağız onu şey yapıncaya kadar ikna oldum ama. Bak telkin diyorlar ya. Evet. Yani pedagoji, psikoloji eğitimi yüksekmiş yani babaannemin. Yani beni ikna etti. Onu sana elime de verdi falan. Tuttum böyle şey yaptım falan. Hayvancağız bir zararı yok zaten. Zaten iki elinle tuttu kaldırıverdim. Hiçbir gücü yok hayvanın. Ondan sonra o korkuya attıydım sonra. Yani korkar mı insan? Korkar tabii ki. Aniden mesela çocuk oynarken şeyler vardı eskiden. Şimdi de var mıdır bilmiyorum da yılan gibi ondan sonra kertenkele gibi yapıyorlar böyle büküyorsun salıveriyorsun. Böyle yılan gibi kıvrılıyor. Kıvrılıveriyor falan. Şimdi bazıların aklı gider çocuğun da aklı gider o anda. Ya altucu naylon bir zarar vermez ama o andaki onun psikolojisi öyle değil. Şimdi bu dinleyicimizin çocuğunda tabii biz sadece bu dinleyicimize cevap vermiyoruz. Yüzlerce binlerce aynı şekilde dinleyen dinleyicilerimiz var. Ondan da çocuklar var. Böyle bir şey başa geldiği zaman tedirgin olmamalı anne babalar. Hemen çocuğa yok şey yapma. Hatta onu yakinini arttırmalı. Kapı sesinden mi korktu işte? Zaman zaman işte bak bu kapıdır. Bu böyle şey yaptırsın. Böyle ses çıkarır. Hatta onu oturtursun kucağına alırsın. O bizzat görür bunu. Hatta beraber zile basarsın. Veya kapıyı beraberce çekersin. O ses çıkardığını duyar. Yavaş yavaş. Biraz sabırlı olmak gerekir, atlatır. Onun için endişe etmesin efendim. Diyelim ki ama çocuk yaşta belki o çocuklarla alakalı psikiyatristlerde belki hani gerçekten ama şeyse adam branşında mütehassıssa, uzmansa, uğraşmışsa, çalışmışsa teşhis edebilir. Ama yani hiç böyle bir şey yok. Okulun verdiği bilgilerle şey yaparsa tamam bir ilaç vereyim falan filan diye veriyor. Şimdi mesela genellikle psikiyatrist hadiselerde başvurulan Türkiye'dekini söylüyorum. Başvuran diyor veriyor. O onu uyutuyor. Antidepresan veriyor. Uyutuyor. Uyutmak suretiyle diyor bu zihnindekini assın. Onu bekliyorlar. Ama Osmanlı mesela sadece bu da değil böyle. Sadece psikiyatrist değil. Yani büyük vakalarda yani deli dediğimiz onları bile eğitiyor. Belli bir noktaya çekmiş onları. Su sesi, hayvan sesi, başka şeyler onları meşgul etmek suretiyle. Hatta hatırıma Maruf-ı Kerhi diye hatırıma geliyor da yok değil. Maruf-ı Kerhi Hazretleri değil. Bu Bizans İmparatoru'nun kızı hidayete ermişti. O zat gelmişti şeye
Konstantiniyye'ye geldiydi. O zat yolda böyle yakacaklar Hristiyanlar. Bunun içine şeytan girmiş deli diye falan diyor ki yok deli falan değil. Siz diyor bırakın beni. Ona sepet örmesini öğretiyor falan. Onunla biraz şey yapınca falan filan aklı başına geliyor. Hatta kardeşi var soruyor diyor ki nasıl yaptınız bunu? Diyor ki meşguliyet. Daha önce sadece böyle hiçbir şey yapmadığı için başka şeyler düşünürken şimdi o meşguliyete adapte oldu. Adapte olunca bunu daha güzel yapayım, daha iyi yapayım, bunu bitireyim. Oraya adapte olunca öbür taraftaki kayma noktasında konan sinirler yavaş yavaş yükten kurtulduğu için yerine oturuyor. Yerine oturunca ondan sonra senin benim gibi konuşmaya şey yapmaya başlayabiliyor. Dolayısıyla tedavi şekilleri var mı? Var. Çünkü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh talebelerine hep böyle buyurlarmış. Allah Teala dünyada her şeyin çaresini yaratmıştır. İki şey hariç. Birisi ölüm, öbürsü yaşlılık. Gözümün içine bakmayın. Yaşlandım tamam hani itiraz etmiyorum falan yaşlanıyor. Bir itirazım söz konusu değil. Çok doktorların da gözüne baktık böyle. Yok mu yedek parçası? Yok abi diyorlardı. Olsa bize de olacağız. Sizin gençlik fotoğrafınızı gördüm ama. Gördün mü? Saçlarınız falan varmış. Yakışıklıymışım değil mi? Bir hayli yakışıklıymışsınız. Ya tamamen yakışıklıymışsın desen ne olur sanki bir hayli yakışıklıymışsın. Ya, çok yakışıklıymışsın. İsmail Bey ne diyor bu? Çok yakışıklıymışsın. Ne olur sanki? Şimdi... Yani hanım dinleyicilerimiz alınmasınlar da kadınlar da daha çok. Allah Teala yaratırken öyle yaratırmış mesela. 70 yaşına gelmiş olan bir hanıma deseler ki ya işte 30 yaşında estağfurullah falan. Yalan olduğunu biliyordu o da. Ama hoşuna gidiyor. Ama hoşuna gidiyor. Yalan olduğunu biliyor. Çünkü ben kendim babaannemle şahit oldum. Babaannemle annem bunlar hala yeğen. Ama kavga ediyorlardı. Kavga ediyorlardı. E şimdi birisi annem birisi babaannem. E bunlar da hala yeğen. Yani o da öyle. Anneme giderdim falan. Nenem haksız derdim. Ya sen haklısın. Annem seviyordu beni tabii. Annemin safındaydık. Neneme giderdim. Yok dedim ya. Annem cazı. O dedim. Hı, tamam. Annemin safındaydı. İkisi de aynı şekilde koruma altındaydık. İkisi de. Ama nenem fark etmiş bunu. Bir gün kendi emsalleriyle biz çocuk değil miyiz? Oynuyoruz falan. Ya baktım benden bahsediyor. Beni görmüyorlar ama arkamızda şöyle bir ağaç gibi veyahut da duvar gibi bir siper var. Ya baktım ben de yaklaştım ne diyor falan diye. Rahmetli öyle konuşuldu. Bizim Osman anasına gidiyor ana sen haklısın. Bana geliyor ebe sen haklısın ebe derdik. Ebe sen haklısın derdi. İkiniz bizi de idare ediyor. Ama arkasına söylediği söz önemli. Olsun hoşuma gidiyor diyordu. Olsun hoşuma gidiyor. E gidip de aynı şekilde sen söylesin diyor. Yani şimdi babaannem bir kere sen ona haksızsın diyebilir misin? E annene gideceksin sen daha çocuksun. İlkokula gidiyorsun aklın neye erer falan. Ses derlerdi falan iki tane de çarparlardı yani. Senin aklın erer deyiverlerdi. Peki öyle deyiverince ne oldu hiçbir şey demedi. Dolayısıyla öyle deyiver ne olacak yani. Çok yakışıklısın böyle. Hala gençsiniz. Neyse zor da olsa İsmail Bey en sonunda çıkardık hadi bakalım. Ama girişte işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh. Onu naklettik ya. El mevtü babun. Küllün nâs yedhuluhâ. Bundan kurtuluş yok. Hatta onun devamında buyurmuşlar ki... ölüm geldiği zaman hayatın boyunca kazandıkların, kaybettiklerin, konuştukların, sustukların, yediklerin, içtiklerin hepsini unutursun. Çünkü ölümle pençeleşiyorsun. Aslanın ağzına girmişsin. Hangi tapuyu düşünebilirsin? Hangi mirasın hesabını yaparsın? Allah hepimize aklı selim versin. İnsan mezbahaya giden... Koyunlar gibidir kardeşim. Ölüm bir kapıdır. Herkes o kapıdan geçecek. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır eylesin. İkinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, büyüklük Allah'a mahsustur. Allahü Teala kullarına gönderdiği kitapların hepsinde kibri ve gururlanmayı kötülemiş ve yasak etmiştir. Nahl suresinin 23. ayetinde mealen Allahü Teala kibirli olanları elbette sevmez buyurulmaktadır. Peygamber Efendimiz de bir hadis-i şeriflerinde kalbinde zerre kadar kibir olan cennete girmeyecektir buyurmuşlardır. İslam alimleri buyuruyor ki Allahü Teala ilim, kudret gibi
bütün sıfatlarından kullarına biraz ihsan buyurmuştur. Fakat yalnız üç sıfatı kendine mahsustur. Bu üç sıfattan hiçbir mahlukuna vermemiştir. Bu üç sıfatı kibriya, gani olmak ve yaratmak sıfatlarıdır. Kibriya, büyüklük üstünlük demektir. Gani olmak, başkalarına muhtaç olmamak, her şey ona muhtaç olmak demektir. Bunun için kibirlenmek, Allahü Teala'nın sıfatına, hakkına tecavüz etmek olur. Allahü Teala kullarına karşı mütekebbirdir. Zira o kibriya sahibidir. Azamet, büyüklük ve kibriya, yücelik ancak Allahü Teala'ya mahsustur. Hadis-i kutsi'de azamet ve kibriya bana mahsustur. Bu iki sıfatta bana ortak olmak isteyenlere çok acı azap ederim buyuruldu. Tekebbür edene, yani kibir sahibi olana karşı tekebbür etmek caizdir. Kibir sahibine tekebbür etmek, sadaka vermek gibi sevaptır. Kibir sahibine karşı tevazu eden kimse, kendisine zulmetmiş olur. Bid'at sahiplerine ve kibirli zenginlere karşı da tekebbür etmek caizdir. Bu tekebbür, kendini yüksek göstermek için değildir. Onlara ders vermek, gafletten uyandırmak içindir. Takıyüddin Sübki Hazretleri, çok iyi anlayıp gördüm ki, bütün fesadın başı kibirdir. Kibir, şeytanın büyüklenip kendini beğenmesiyle işlenen ilk günah oldu. Kalpte kibir, büyüklenme hasıl olduğu zaman kendisini büyük görüp başkalarını aşağı görür. Kibir, kalbi nasihat kabul etmekten ve emre itaat etmekten alıkoyar buyurmaktadır. Bayezid-i Bistami Hazretleri bir gün yolda giderken yanından geçen bir köpeği görür ve köpeğe değip necaset bulaşmasın diye elbisesini toplar. O anda köpek Allahü Teala'nın kudretiyle dile gelip, "Benden sana bulaşacak kir üç defa yıkamakla temiz olur. Ama senin nefsindeki kibir kiri yedi deryada yıkansa temiz olmaz," der. Kibriya, yani üstünlük, yalnız Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Sonradan yaratılan, dünyaya gelmesi ve ölmesi kendi elinde olmayan bir insana kibirlenmek mi yakışır, yoksa tevazu göstermek mi? İmam-ı Zeynel Abidin Hazretleri buyuruyor ki, "Kibir sahipleri benim çok garibime gidiyor. Kendilerinin bir damladan meydana geldikleri, sonra da çürümüş, kokmuş, leş olacaklarını bildikleri halde yine de kibirlenirler. Bunlar neyine güvenirler?" Müslüman kibirli olmaz. Bir kimse kibirliyse onun Müslümanlığında ve aklında noksanlık vardır. Zira Ahmet bin Hanbel Hazretleri, "Kibir taşıyan kafada akla rastlayamazsınız," buyurmaktadır. Kibirli kimse saadet kapısından içeri giremez. Kendini beğenen, kendini üstün gören, kendini kabiliyetli gören, kendini iyi gören bir kimse saadet kapısının dışında dolaşır, kapıdan içeri giremez. Kibirli kimse kibrini kırarsa, kibrini yıkarsa o zaman saadet kapısından içeri girer. Kibir, bütün saadetlere engel bir duvar gibidir. Bu kibir duvarı saadet kapısını açmaya engeldir. Diğer günahlar kibir gibi değildir. Allah hepimizi affetsin. Hepimizin günahları vardır. Fakat elhamdülillah Müslümanız. Ancak Müslüman kibirli olamaz. Eğer kibirliyse o kimsede noksanlık var demektir. Bu çok mühim bir ölçüdür. Kibirden kurtulmanın tek çaresi ise kibirli olmayanlarla beraber olmaktır. Allahü Teala'dan ve onun dininden bahsederek sohbet etmektir. Allah adamlarını ve Müslümanları Allah rızası için sevmek ve sevilmektir. Hiç kızmamak, gücenmemek, darılmamak, haddini bilmek, kusurunu görmek, aybını görmektir. İslam alimleri akıllı olmak lazımdır buyurmuşlardır. Akıllı insan karşısındakinin iyi tarafını, kendisinin kötü tarafını gören kimsedir. Karşısındakinin kötü tarafını gören kimse akıldan mahrumdur. Kendisinin iyi taraflarını gören kimse de akıldan mahrumdur. Demek ki akıllı insan, akıllı, iyi bir Müslüman
daima Müslümanların iyi taraflarını görür, o iyi taraflarına aşık olur. Kendisinin iyi taraflarını göremez, dolayısıyla daima arkadaşlarına muhtaçtır. Arkadaşlarına muhtaç olmayan, onun hizmetine, duasına ihtiyaç duymayan mahvolmuştur. İşte o felakettedir. İslam alimleri buyuruyorlar ki, kibir her iyiliğe, her fazilete, her güzelliğe ve her başarıya engeldir. Niçin geldin bu dünyaya? Kul ol sana sen Mevla'ya. Aldanma yalan dünyaya. Namazını kıl kardeşim, namazını kıl kardeşim. Münker nekir tutacaklar, namaz var mı soracaklar. Eğer yoksa vay haline, cehenneme atacaklar, cehenneme atacaklar. Büyük yalnız Allah'tır bir. Haydi sen de Hakk'a eğil. Müslümanlık böyle değil. Namazını kıl kardeşim, namazını kıl kardeşim. Münker nekir tutacaklar, namaz var mı soracaklar. Eğer yoksa vay haline, cehenneme atacaklar, cehenneme atacaklar. Müminlerin miracıdır, Müslümanın baş tacıdır. Unutma farz-ı ayındır, namazını kıl kardeşim, namazını kıl kardeşim. Münker nekir tutacaklar, namaz var mı soracaklar. Eğer yoksa vay haline, cehenneme atacaklar, cehenneme atacaklar. Münker nekir tutacaklar, namaz var mı soracaklar. Eğer yoksa vay haline, cehenneme atacaklar, cehenneme atacaklar. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimiz bir Şafii mezhebinde izledi. Şey olarak kardeşim dedi herhalde. Bunlar da kurban almak istediler. Gerçi dedi durumlarda müsait değil dedi. Aha dedi, şu mu bu mu falan filan derken dedi vakitte geçti. Şimdi bunun bedelini ödeyecekler mi? Ödemeyecekler. Niye ödemeyecekler?
Bir kere Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebinde kurban kesmek vacip değil. Müekked sünnettir. Ha, o hükmünü bilmiyorum. Bu üç mezhepteki eğer kendisine müekked sünnet olduğu halde kesmezse bedelini ödemesi lazım mı değil mi onu bilmiyorum. Bir bakarız inşallah, sonra sorarız bilenlerden. Ama zaten bu fakir. Fakir. Şafii mezhebinde de kesmesi emir değil. Dolayısıyla bedelini ödemesi lazım değil. Fakir olduğu için. Ama şartları Şafii mezhebinde tahakkuk ediyor da alamadı, kesemedi. Hükmünü bilmiyorum ama Hanefi mezhebinde kesin bildirilmiş. Kendisine vacip olan Kurban Bayramı birinci, ikinci, üçüncü gün güneş batana kadar bunu alıp kesemezse bedelini fakire altın olarak verir buyuruyor. Dinleyicimiz bir de kadın erkek deden dedi, birbirlerini görmüyorsa falan. Ya şimdi bir müessesede kadın erkek çalışır. Erkekler ayrı bir bilince, kadınlar ayrı bir şekilde birbirleriyle görüşmezler, konuşmazlar. Burada çalışılabilir tabii. Onun mahsur olmaz. Böyle bir şey mümkünse tabii. Mümkünse tabii. Kardeşim dedi Şafii, o da Şafii mezhebinde. Maliki mezhebini taklidi daha önce sormuştum ama dedi oruçta dedi hassas davranılıyor. Şafii mezhebinin kulağı oruçluyken bir şey sokmak daha oruca zarar verebiliyor. Maliki mezhebinde zarar vermiyor. Yani o konuda Maliki mezhebini taklittir, mesele biter yani. Herhangi bir problem olmaz. Hanefi mezhebinde de ilaç damlatmak mı bozuyor? İlaç damlatmak bozuyor. Su kaçsa bozsun mu? Yani kulağa pamuk ya da bir şey, pamuk mamuk bir şey soksan bozmuyor. Ama pamuk soksan bile Şafii mezhebinde oruca zarar veriyor. O mesela hatta erkeklerin bile idrar yolu ağzından bir şey içeriye dahil etmesi oruca zarar verir buyuruyor. Efendim dinleyicimizin bir diğer suali vardı. Dedi ki eve gelenler dedi böyle konuşuyoruz, misafirler işte oturuyoruz falan derken dedi paldır küldür dedi gıybete gidiyor. Ya eve gelmesine gerek yok. Adam aynı şekilde dolmuşta giderken bile gıybet ediyor. Değil mi? Bir mekan, özel bir mekan gerekmiyor. Gerekmiyor. Hele böyle işte falan işte şu ne yapmıştı, haberin var mıydı falan. Hele bir araya gelince falan. Buna mani olmak hele yaşça büyükse senden. Seni hiç dinlemezler bir kere. Bir de akıl verirler. Biz doğruyu söyleriz falan. İşte onu müdahale etmek de zor. Yani inerisi imanlarını tehlikeye sokarsın. Ha şey denir. Ya bunları söylemenin bize ne faydası var? Açıp bir kitap okusak falan deriz. Hala daha muhalefet yok. Gene bildiklerini okuyorlarsa o zaman biz içimizden reddederiz. Kalbimizden reddederiz. Hala, teyze bu şekilde neyse anneanne babaanne gibi bu konumdalarsa onlara zaten ne diyeceksin diyecek herhangi bir şeyin de söz konusu değil. Zor bir hadise çünkü Allah-u Teala rahmet eylesin evven abiler gıybet kanser gibidir. Türkiye gazetesinde bir yazılar da vardı öyle. Hatta o zamanlar o yazıyı böyle çerçevelettik. Ofislerimizin arkasına da astık, arkamıza astık, önümüze değil. Ne demek istiyorsunuz? Arkamızda kaldı o. Öyle oldu. Yani gerek yoktu ona. Kitaplarda yazıyor. Yani gerçekten samimi bir talebe, samimi bir imanı olan bir kimse onu bir defa duyunca biter o iş. Bitti. Defteri kapatır. Niye Eshab-ı Kiram üstün? Bir defa duyuyor ve defteri kapatıyor. Bir daha ona dönmüyor. Tabii canım, gıybet kanser gibidir falan. Anlat bakalım, sen gördün geçen Ahmet Efendi'yi oradan gelirken böyle böyle yapmış. Yapma ya, ben zaten ondan bekliyordum onu falan. Gıybet kanser gibidir, arkamızda asılı. Biz bu lafı yani başkaları için değil tabii mi? Başkaları için tabii. Ezberlemiştik, başkaları için söylüyorduk. Ya da başkalarını küçük düşürmek için, başkalarının yanında. Dur bakayım şimdi bu gıybet ediyor, ona bir şu sözü söyleyeyim. Hele şimdi tahmin ediyorum. Kusura bakma şimdi bir ifade kullanacağım da. Şimdi sen de yaşça büyük baban hemşerilerden misin? Mustafa'cığım biz onları okuduk geçtik ben biliyorum. Gıybet kanser gibidir ya. Sen şimdi bir de işte dini sohbet falan okuyorsun falan da. Sen gel de bize sor onları falan. Değil mi? Tabii bunun için kullandık ya. Bunun için kullandık. Ya adam cayır cayır yapıyor, o zaman ne kıymeti kaldı. Ben bir şey duymuştum da büyüklerin hareketlerinden bir şey anlamayan sözlerinden hiçbir şey anlamazmış. Hani Şahın Akşemet Bahattin Buhari Kutlu Sayısları'nın sohbetine birisi gelmiş. O günden bari hiç böyle ağzını açmamış. Ondan sonra 45 dakika falan şaptan sonra demiş bir sohbet olacaktı. Buyurmuşlar ki bizim susmamızdan bir şey anlamayan konuşmamızdan hiçbir şey anlamaz. Dolayısıyla bu büyüklerin yaptığı hareketlere dikkat edeceksin. Yani bazen jest, mimik, yüz hareketlerinden bile. Çünkü Eshab-ı Kiram Efendilerimiz bazen Peygamber Efendimiz bir şey sorduğu zaman
Böyle gözlerin içine bakarlarmış. İstişare için mi soruyor? Onu anlamaya çalışırlarmış. İstişare içinse o anda kalbinde ne düşünce varsa patır patır hepsini söylüyor. Ama Resulullah Efendimiz onun söylediğini tersini böyle yap buyuruyor. Hiç itiraz etmiyor, gidiyor tersini. Ne buyurulduysa yani kendi düşüncesini tersini aynen de yapıyor ona. Ben deliydim, düşündüğünü falan yok. Efendim bunu yıkmak lazım. Resulullah Efendimiz de buyuruyor ki bunu yapmak lazım. Peki canla başta başlığı yapmıyor onu. Öyle olur. Ama yok. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sohbetin gelişi itibariyle öyle bir bu nedir dediyse cevap vermezlermiş. Ötleri koparmış. Adım ne dediği zaman bile aynı şekilde edepsizlik olacak diye Allah ve Resulü daha iyi bilir derlermiş. Allah Resulü daha iyi bilir. Hatta bugün günlerde hangi gün veyahut da hangi aydayız Allah ve Resulü daha iyi bilir. Yani ona akıl vermekten korkuyor. Ben bir sefer bir Emir abiler böyle bir cuma namazıydı. Konuşuyorlardı. Sonra birden dondular. Vakit girdi mi? Oradan birisi 7 dakika oldu. Şuna bak buyurdular ya. Bak, efendim bunu defalarca anlatıyor sahabe-i kiram aleyhimden efendimiz. Böyle böyle şey yaptın. Deminki dediğiniz gibi biz arkamıza asıyoruz onu. Emre abiyle böyle buyurdular. Emre abiyle böyle dediler. Bana buyurmuyorlar. Bana buyurmuyorlar. Tabii canım sana. Bizim Allah rahmet eylesin. Türkiye gazete yazarlarında Mehmet Oruç vardı. Bir gün Çağaloğlu'nda beraberdik. Bizim sayfada falan beraberdik. Bir gün Emre abiyle bu gazetenin bir biriminde işte toplantı sohbet ediyorlar falan. Ya da orada Emre abiyle anlattıkları dedi. O gazete birimdeki bir birim amiri var dedi. Tam dedi onun hastalığı. Ben gittim dedi. Hani dedi, orada olmasını arzu ederdim. Gittim dedi. Anlattım dedi. Allah Allah. Hemen onu demiş ki falan var mıydı orada? Bana değil. Bana değil. Şeyde Emre abiler bu böbrek ameliyatı sebebiyle Amerika'ya gitmişlerdi. Döndüler. O döndüklerinde de izole edilmişlerdi. Hatta oturdukları oda böyle bir cam bölme oluydu. Çünkü yakın mesafede mikrop kapmaması lazım o şeylerden. O zaman Gönen'den de bir grup arkadaş gelmişlerdi. Biz de daha önce Gönen'de kaldığımız için onlarla beraber biz de çıkmıştık. Orada Emre abiler sordular arkadaşa niye geldiniz diye. Efendim işte geçmiş olsun dileklerimizi arz etmek için geldik deyince kim hasta dediler. Kim hasta dedi? O arkadaş da uyanık da. Efendim dedi biz hastayız. Tabii siz hastasınız buyurdular. Tabii ya. Bizim gönlümüz hasta. Kalp hasta. Onlar maddi hastalığa bakmıyor ki. Kalp hastalığının mütehassısları onlar. Kalp hastalıkları mütehassısları. Dolayısıyla kalbi tedavi etmek lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Kutsus Hazretleri, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Bahattin Buhari Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, Aziz Mahmud Hüzey Hazretleri, Tapduk Emre Rahmetullahi Teala Aleyhim Ecmain. Hepsi bunun için uğraşmışlar. Ama senin kolun kırıldı, kafan kırıldı, bunları tamir edelim diye uğraşmamışlar. Önce kalbi, çünkü kalp hastaysa cehenneme gidecek. Orada cehennemdeki tedavi, buradaki dünyadaki tedavi gibi değil. Dünyadaki gibi değil. Allah Teala hepimizin sonuna hayır eylesin. Efendim kalben reddedecek. Orada gıybet ediliyorsa yapılacak başka bir şey yok. Son dinleyicimiz tır şoförüm her tarafta dedi hoparlör var. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Böyle durumlarda en ön safta imamın bulunduğu safta önce imamın sesini duyarak ittiba ederiz. Kurtarırız namazımızı. Ezanla kamet arasında o biraz hatırda yanlış kalmış. Bu şeyde sünnetle farz arasında bir şey konuşulmaz. Allahümme ente selamdan başka. Ezan okunduktan sonra Ezan duası okunabilir. Ezan duası okunabilir. Başka söz de söylenebilir. Daha namaza girmedi. Daha namaza girmedi. Ezan duası okunabilir. Onun herhangi bir mahsuru söz konusu değil. Ama işte bu işi belki de dinleyicimizin kafasına takılan şov haline getiriyorlar. Böyle ezan duasını toplu olarak okuyor. O değil. Amin diyorlar falan. O uygun değil. Herkes kendisi okur. Kendisi okuyacak yani. Ancak öbürleri bilmiyorsa birisi yüksek sesle hani okur, öbürler de aynı şekilde dinler öğreneceği kadar. Öğrenir. O maksatla. Efendim çocuğum dedi küçük, her çocuk sorar bunu. Allah nerede, evi nerede, ne yer, ne içer bunları sorar. Ve böyle durumlarda yani uzun uzun anlatmaya gerek yok. Onun fazla dikkati de yok. Hele bir büyü o zaman daha iyi anlayacaksın. Şimdi değil, bizim anladığımız şekilde değil onun evi. Onun yeri bizim bildiğimiz gibi değil. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Çocuk sana sorar evi nerede, şeyi nerede falan. Sen ona sorarsın onun bilmediği bir şeyi. Onun bir tek bir cevabı var. Bu nedir dersin? İşte. Bitti. Cevabı işte. Değil mi? Niye yaptın? İşte. Bitti.
Sen de aynen o seviyede cevap vereceksin. Ha. O yok. Niye böyle? İşte dersin, bitirirsin o işi. Bekle zamanla. Almaz çünkü. Yani izah etsen de almaz. Tanıdıklarımız var. Namaz kılıyorlar ama namaz da dedi. Bakıyorsun tadil erken celsesi, tumanineti falan bunlar uygun değil. İkaz edelim mi? Ama yaklaşım şekli itibariyle ya namaz kılıyoruz. Bu namaz aynı şekilde kitaplarda böyle böyle yazıyor. Yoksa yarın ahirette önümüze koyuvereceklermiş. Daha dikkatli kısak iyi olur falan. Bir namaz kitap veririz. Yani herkese söylenir mi? Herkese söylenir mi? Bir arkadaşım birisi anlatıyor. Suudi Arabistan'da dedi. Suudlu birisine dedi baktım dedi. Uyudu kalktı dedi namaz kılıyor falan. Demiş uyudun abdest bozuldu falan. Şöyle bakmış biz demiş ecnebiden mi öğreneceğiz diyor. Tam terbiyesi. Tam terbiyesi. Ecnebiden mi öğreneceğiz? Ecnebi kabul ediyor. Dolayısıyla reddediyor. Türkiye'de var bu şekilde böyle şeyleri söyleyiver. Yapıda olanlar. Bakarız kabul edebilecek durumda olanı varsa söyleriz. Yoksa söylemeyiz. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız. İslam ve toplum.